Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar. Efsane ötemiz sonsuz. Sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Sizler için ne yapabilirim? Yoruma yazınız. Elimden gelirse sizleri canlı yayına alırım ve canlı yayında şifanıza vesile olurum. Haydi bakalım. Canlı yayına katılmak istiyorum. Az önce galiba. Şimdi katılmak istiyorum diye yazmış Yasemin Kapçak 123. Sizi şimdi de davet ettim. Bakalım katılabilecek misiniz? Haydi bakalım. Sizler size nasıl yardımcı olabileceğim konusunda bilgi yazıncaya kadar ben de size Atlantis kıtası hakkında birazcık bilgi vereyim. Bugünkü Kıbrıs adası 4 milyon yıl önce Akdeniz'de değildi. Marmara Denizi'ndeydi. Dolayısıyla 4 milyon yıl önce Marmara Denizi yoktu. Marmara bölgesi kesintisiz bir şekildeydi ve iç denizi yoktu. Bu durum Girit Adası'nın canını sıktı. Girit Adası Anadolu'ya atımlı depremler üretti. Öncelikle Ege Denizi oluştu, bugünkü halini aldı. Ve sonra Çanakkale Boğazı'nda kırılmalar oluştu. Çanakkale Boğazı bugünkü şeklini aldı. Ve sonra Marmara Denizi'nin de Marmara bölgesinin ortasında kırılmalar oldu. Bu kırılmalar Kıbrıs Adası şeklinde kırıldı. Ve sonra Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na gelen sular bu çatlakların arasına girdi. Ve sonra Girit Adası daha da şiddetlendirdi. 9 şiddetin üzerindeki depremlerine sürekli 1 milyon 200 bin yıl boyunca sürdürdü. Puzzle şeklinde kestiği Marmara'nın içindeki toprak parçasını alttan da kopardı. Ve Kıbrıs Adası artık oradan ayrılmaya hazırdı. Yanlardan, kırıklardan, çatlaklardan giren Ege suları bu sefer Kıbrıs'ın altına da indi. Marmara tabanından Kıbrıs'ı havaya kaldırdı. Tabii öyle çok değildi. Ve sonra yani bundan tam 4 milyon yıl önce Çanakkale Boğazı genişledi, esnedi ve içinden tek parça olarak Kıbrıs çıktı. Ve Ege Denizi boyunca gitti, Muğla'ya gelince sola döndü ve bugünkü Akdeniz'e geldi. Bugünkü Akdeniz'e gelince beraberinde ilk insanı getirdi. Yüce Allah ilk insanı o zaman yarattı. Hazreti Adem'i hem de Hazreti Adem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında doğdu. Ve sonra onun sol kaburgasından Havva anamız doğdu. O da Güney Kıbrıs'a gitti. Orta yerde
bir ağaç vardı, elma. Bu ikisinin elmayı yemeden adada yaşamaları gerekirdi. Haydi bakalım. İlk insan Afrika'dan, Victoria Gölü'nden falan doğmadı. İlk insan Kıbrıs'la beraber Marmara'dan doğdu ve Kıbrıs'tan İskenderun'a, Urfa'ya, oradan da bütün dünyaya yayıldı. Haydi bakalım kime nasıl yardımcı olabileceğim konusunda neler yazdınız? Dünyanın kötü gidişatını durdurmak için ne yapabiliriz demiş Berna Gebeş. Rafik Korkmaz eğitimlerini bütün dünyaya yaydığımızda savaşlar da biter. Dünyanın kötüye gidişi de son bulur. Dünya güzele döner, güzele gider. Rafik Korkmaz eğitimleri. Eğitim şart. Yasemin Hanım, sizi yeniden canlı yayına almayı gayret ediyorum. Davetiye gönderdim. Yasemin Hanım merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Yasemin Hanım, biz canlı yayındayız. Biliyorsunuz ama ben yine hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Canlı yayında olmak bazen Biliyorum. ailenize problem olabilir çünkü kayıtlı kalacak. Problemse söyleyin, hiç devam etmeyelim. Yok yok, sorun yok. Lütfen anlatınız, size nasıl yardımcı olayım? Ya benim bel fıtığı problemim var. Daha önce ameliyat oldum, şimdi tekrarladı. Çalışıyorum şu anda, iş yerindeyim ve bel fıtığıyla ilgili tam sıkıntı yaşıyordum, bel ağrısı yaşıyordum. Tesadüfen sizin canlı yayınınıza denk geldi. Ve aynı zamanda bir de tat kaybıyla ilgili bir problemim var. Sizinle daha birkaç gün önce bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Daha doğrusu sizden bahsetti, sizi takip etmeye başladım. Bugün de tesadüf oldu. Peki belinizde hangi omurlar, belinizin neresi ağrıyor? L5 diye hatırlıyorum ama tam emin değilim. Hangi hareketleri yapmakta zorlanıyorsunuz? Eğilmek. Eğilip kalkmayla ilgili. Peki şu anda hiçbir hareket yapmadan böyle ayakta durmanıza rağmen ağrı var mı? Yok, şu an yok. Eğilip kalktığınızda ağrısı var. Efendim? Eğilip kalkarken ağrısı ne, hangi şiddette? Ya şu an çok ciddi, aşırı bir ağrım yok zaten ama çalışıyorum, iş yerindeyim ve ben temizlik görevlisiyim. Yer yer beni rahatsız ediyor. Şu an çok ciddi öyle ağır bir şeyim yok ama tabii ki tamamen kurtulursam çok memnun olurum. Yani şu anda eğildiğinizde ağrır mı, ağrımaz mı? Ya oturup kalkarken aslında hissediyorum ağrıyı. Yani şu anda oturup kalkarsanız ağrır mı? Ya çok ciddi gibi ağrımaz. Hatta oturayım şu an. Yani öyle çok aşırı rahatsız eden bir şey yok ama biraz böyle beni şey yapıyor, uyarıyor gibi sanki hissediyorum. Haydi. Tamamen bu bel sıkıntınızdan, omurlarınızdan, oradaki rahatsızlıktan kurtulmanız için sizin şifanıza vesile oluyorum. Ayrıca tad alma duyumuzun %100 işlevsel olmasını çalışıyorum. Ve canlı yayından Teşekkür ederim. bütün dostlar, hepinizin şifanıza şimdi vesileyim. 12'ye kadar benimle beraber sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ve lütfen şimdi İstediğiniz kadar oturun, kalkın. Bir de ayrıca eğer bulunduğunuz yerde tadına bakabileceğiniz bir şey varsa onu da test edin. Bakalım tad alma duyunuz ne durumda? Şu an yok burada. Yanımda bir şey. Kontrol edin.
Oturup kalkınız, belinizi kontrol ediniz. Ya öyle çok ciddi bir şey hissetmiyorum şu an, evet. Tamam. İnşallah tamamen ömür boyu bundan kurtuldunuz. İnşallah kurtuldunuz. Tabii bunun bir garantisi yok. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum size. Selamlar, saygılar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Ve kapatabilirsiniz. Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimleri alırsanız alabilirsiniz. İster 6. modülü alın, ister 4'ü, 1'i, hangini istiyorsanız. Ve siz bizim bir modülümüzü alınca eğitmen olursunuz. Başka bir sistemde yoktur bu. Bir modülü alınca eğitmenlik hakkı vermezler. Bir modül alınca başka sistemlerde uygulayıcılık hakkı verirler. Eğitmen olmak için iki eğitim ya da üç eğitim almak zorundasınızdır. Refik Korkmaz diyor ki, hayatı kolaylaştırmaktır benim desturum. Destur. Bir modül al, eğitmen ol. Haydi bakalım. Siz de hayatı kolay yaşayın ve kolaylaştırın. Amin, amin. Haydi bakalım. Atlantis bilgilerini size bir kez daha hatırlatalım. Bundan 4 milyon sene önce Kıbrıs adası burada değildi. Akdeniz'de değildi. Ya neredeydi? 4 milyon yıl önce Marmara bölgesindeydi. Tamam da Marmara bölgesinin neresindeydi Kıbrıs? Denizin içindeydi. Marmara denizindeydi. 4 milyon yıl önce Marmara Denizi mi vardı? Yoktu. İşte orada Kıbrıs vardı. Kıbrıs'ın bu işaret parmağı gibi duran sivri ucu var ya, İskender'i gösteren Karpaz. İşte Karpazlar, Karpaz bölgesi. Hani bugün Çanakkale Boğazı var ya, tam oraya. Oradaydı. Ve Kıbrıs'ın o geri kalan oval kısmı Marmara Denizi'nin içindeydi. Bugün Kıbrıs'ın Baf ilçesi var. Hani Afrodit sahile çıkmıştı köpüklerden. Orası İsküdar'a, Kız Kulesi'ne denk geliyor. 4 milyon yıl önce Kıbrıs Marmara'daydı. Ve tam olarak sağı solu her tarafı böyle deprem fay hatlarıyla kırılmış, çatlamış ve Marmara bölgesinden Kıbrıs ayrılacak hale gelmişti. Bir de Kıbrıs'ın altı da Marmara bölgesinin tabanından ayrılmıştı. Aynen şöyle kenarını kopardınız ya, bir de alttan da evet ayrıldı. Tabii bunu Girit Adası'nın 1 milyon 200 bin yıl devam eden 9 şiddetin üzerindeki depremlerle gerçekleşti. Girit Adası sadece Marmara Denizi'nden Kıbrıs'ın kopmasını sağlamadı, Ege Denizi'ni de bugünkü vajine haline gelmesini sağladı. Ege Denizi'nin suları Çanakkale çatlaklarından girdi. O Kıbrıs'ın çevresindeki bütün çatlaklardan girdi. Sonra Kıbrıs'ın altına da su girdi. Ve artık Kıbrıs'ımız Anadolu'dan, anne rahminden ayrılmaya hazırdı. Anne rahminden ayrılmaya hazır olduğunda şöyle yaptı. Beş parmağını gösterdi, avucunu kaldırdı havaya. Tamam dedi, artık yelkenleri açın, benim gemim buradan çıksın. Bebekler 8 ay, 9 ay süreleri dolunca, artık 9. aya girip anne karnından çıkmaları vakti gelince avuçlarını anne karnına bastırırlar. Biz onların avuçlarını, beş parmaklarını görürüz. Artık ben doğmaya hazırım derler. Kıbrıs'ımızın da Marmara bölgesindeyken dağları beş parmağa benzeyince, beş parmak şeklinde görülünce Kıbrıs'ın çıkması gereği anlaşıldı. Anne rahmi süreci dolmuştu.
Ve Kıbrıs'ımız, anne rahminden doğan Kıbrıs'ımız gemiye binerek çıktı. Kıbrıs bir gemi şeklindedir. Karpaz bölgesi geminin burnu, geri kalan kısmında geminin bordası ve üst kısmıdır, güvertesidir. Tabii bu anne rahminden çıkan bebek. Çanakkale esnedi, iki yana açıldı. Anne rahminden çıkan bebek 9 ay boyunca beslendiği plasentası var ya, plasentasını Ege Denizi'nde bıraktı. Bu 4 milyon yıl içerisinde onun plasentası Midilli Adası'na dönüştü. Midilli Adası bugün bir beslenme çantası ya da bir heybe şeklindedir. Ve sonra bebek tam olarak anne rahminden dışarı çıkınca 9 ay içinde yaşadığı kese var ya, hani ona yatak yorgan olan kese. Keseyi de çıkardı, bıraktı. Kıbrıs adamız keseyi Ege Denizi'nin Muğla yakınlarına bıraktı. Ve o kese, yani yatak yorgan, Rodos'a dönüştü. Ve Kıbrıs Marmara bölgesindeyken 11 bin kilometre kareydi. Plasentayı, yani Midilli'yi bıraktı. Yatak yorganı, yani Rodos'u bıraktı. 11 bin kilometre kareden 2 bin kilometre karesini Ege'de bıraktı. 9 bin kilometre kare olarak bugün geldi. Doğu Akdeniz'deki yerini aldı. Milyonlarca yıl sonra insanlar bunu anlamaya çalıştıklarında dediler ki bir kıta vardı ve battı. Bu da Atlantis kıtası. Artık kayboldu. Hayır, Atlantis kıtası batmadı, kaybolmadı. Sadece Atlantis kıtası yer değiştirdi ve onun adı Atlantis değil, onun adı Kıbrıs. İşte arkadaşlar, Atlantis kaybolmadığı Kıbrıs olarak yaşıyor. Yazdıklarınızı şimdi okuyorum. Aşkla Mahrome isimli arkadaşımız, annemin 3 tane bel fıtığı var demiş. Canlı yayına katılmak istediğinizi yazsaydınız belki canlı yayına sizi alırdık. Annenize şifayı vesile olurduk. Öznur Doğdu Hanım, telefon numaranızı buraya yazınız. Refik Korkmaz eğitimlerini almak isteyenler size ulaşsınlar. Ben 1, 2, 3, 4, 5 modül eğitimini vermiyorum. Sadece 6. modülü veriyorum. Bu ilk 5 modülü sizden almak isterler. Lütfen numaranızı yazınız. Ve şu an bizi izleyen değerli dostlar, eğitmen arkadaşlarımız şimdi numaralarını yazacaklar. Eğitimlerimizi online ya da yüz yüze kendilerinden almak isterseniz telefon numaralarından kendilerine ulaşınız. Ve bakalım neler neler yazdınız. Neler neler Dilara, 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 neler neler Dilara. Ve eğer eğitimlerimizi Öznür Doğdu hocamdan almak isterseniz 0534 742 73 98. Haydi bakalım. Öznür Doğdu hocamdan. 0534 742 73 98. Haydi bakalım, bu canlı yayını kapatalım. Yeni bir